İş ve Başarı ekibi Ankara Haymana'dan sektörler arası turuna devam ediyor efendim. Şu an yanımda Denizcan Taner var. İşletmesini, organizasyonunu tanıtmadan önce birazcık Denizcan Bey'i tanıyalım. Denizcan Bey, öncelikle hoş geldiniz. Hoş bulduk. İşletmemizi tanıtmadan önce kendinizi bize biraz tanıtır mısınız? Adım Denizcan Taner. Ankara'nın Haymana ilçesinde yaşıyorum. Yazılım bölümü okudum. Üniversite olarak 2 yıllık yazılı bölümünü bitirdim. Ondan sonra ayakkabı dükkanı açtım. İşletme olarak emlak dükkanımız vardı. En son organizasyon işine döndük. Şu anda da sektörde tek olarak devam etmek istiyoruz. Peki faaliyetlerinizde ve hizmetlerinizde neler var? Açılış konseri var. Düğün, nişan, organizasyon, sünnet organizasyonları var. Konser, dini organizasyonlar. Yani aklınıza gelebilecek 21 kalemde fatura fişi kesebiliyoruz. Zor bir sektör. Bu işte öncelikle birinci olmak gerekiyor. Birinci olduğunuz zaman il, ilçe hiç fark etmiyor. Sürekli sen tutulursun o şekilde olursa. Biz de bu işte birinci olmak istiyoruz. A'dan Z'ye 7 çalışan, 8 çalışan yerine 20 çalışan götürüyoruz. İnsanları memnun ediyoruz. Peki her şehire gidiyor musunuz? Tabii ki tüm şehirlere gidiyoruz. Türkiye'nin bütün her yerine gidebiliyorsunuz. Türkiye'nin bütün şehirlerine gidiyoruz. İl, ilçe hiç fark etmiyor. Peki sizin diğer organizasyon şirketlerden farkınız nedir? Bizim organizasyonlardan biz yeni girdiğimiz için malzememiz yenidir. Her yıl malzemeyi yeniliyoruz. Peki ilerleyen dönemde Denizcan Bey'in hedeflerinde ve planlarında neler var? Ya Türkiye'de tek olmak şu anda. Bu mu? Tabii ki. Şubeleşmek istiyorsunuz. Çok rakibiniz var ama. Ya yavaş yavaş şubelemeyi kuruyoruz şu anda. Ufak ufak vereceğiz. İlerleyecek. Genciz, yaşımıza güveniyoruz. İleriye göre... İleriye dönük yatırımlar yani. Yapıyorsunuz illaki. Peki dönüşler nasıl oluyor sizlere? Dönüşler güzel oluyor genelde, hani kurduğun zaman. Sağlam bir organizasyon kurduğun zaman sıkıntı olmuyor. Buradan söylemek istedikleriniz var mıdır? Organizasyon planlayan veya gelecek yıllarda diyelim şöyle düğün organizasyonu yapmak isteyenler için. Veya nelere dikkat etsinler? Ya bu işe gidiyorsanız öncelikle direkt sıfırdan girmeyin, bir işe girin. Yani bu işle ilgili bir işe girip çalışın. Ezilin, öğrenin, öğrene öğrene daha ileriye gidin. İleriye gittikten sonra zaten kendiniz kurmak istiyorsunuz. Yaşında sınırı yok yani, 10 yaşındaki çocuk da kurabilir bunu. Ama güven olması gerekiyor, ekip çok önemli. Evet, gerçekten öyle. Peki organizasyon yapmak isteyenler nelere dikkat etsin? Nelere dikkat etsin? Yani genel anlamda şu anda düğün, nişan gibi yerlerde düğün salonu tutulduğu zaman 70, 80, 90, 100 bin liraya kadar çıkıyor yani. 50 binin altında düğün salonu yok. Evet. Bizim kuruluşlarımızda 1000 kişilik organizasyonları 20 bin liraya kuruyoruz.